Bu son dönemde uluslararası camiada yaşanan en büyük facialardan birisi olan ve belki de birincisi olan Hocalı faciası, bugün bütün uluslararası hukuk kaidelerine göre bir soykırım olarak rahatlıkla adlandırılabilmektedir. Hocalı'nın bir soykırım olarak kabul edilebilmesi için birçok çalışma yapmak gerekiyor. Türkiye'de de her sene değişik vesilelerle Hocalı soykırımı anılmaktadır. Hocalı'da yaşananlar yad edilmektedir. Dolayısıyla da bunun sadece Türkiye çerçevesinde kalmaması, uluslararası alanda da bunun bir soykırım olarak tanınması için birçok çalışmayı yapmak lazım. Elbette bu çalışmaları Türkiye'de de yapmak lazım. Biz her ne kadar kardeş ülke olsak da, Ulender Haydar Aliyev'in dediği gibi bir milletin iki devleti olsak da, Türkiye'de de maalesef Hocalı'nın bir soykırım olduğunu birçok insan bilmemektedir. Bununla ilgili birçok çalışma yapmakta fayda vardır. Tabii ki bu tür çalışmaları belirli alanlarda sıkıştırıp oralarda hapsetmek doğru değildir. Bunu çok daha geniş kitlelere yaymakta fayda vardır. Daha geniş kitlelere nasıl yayabiliriz? Örneğin gençlik bu kitlelerin en belki de ilk ele alınması gereken kısmıdır. Orta mekteplerde Türkiye'de şöyle bir çalışma yapabiliriz. Örneğin orta mektep öğrencileri arasında ama bütün Türkiye'deki orta mektep öğrencileri arasında bir yarışma düzenleyebiliriz. Bu her sene yapılabilecek bir yarışma da olabilir. Hocalığıyla ilgili gençler ne düşünüyor? Hocalı soykırımını gençler nasıl tarif ediyor? Hocalı'da yaşananları gençler nasıl bize aktarıyor? Bir makale yarışması yapabiliriz. Aynı şekilde üniversite öğrenciler arasında da benzer bir çalışmayı yapabiliriz. Üniversite öğrencileri, Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin Hocalı ile ilgili değişik kaynaklardan araştırarak yazacakları bir makaleyi biz ödüllendirebiliriz. Bunları bir kitap halinde de yayınlayabiliriz. Böyle olunca da bunu Türkiye'de çok geniş kesimlere iletmiş oluruz. Tabii öncelikle de gençlere iletmiş oluruz. Tabii sadece bununla kifayetlenmek mümkün değil. Hocalı'ya artık bir hukuki kıymet de vermek lazım. Elbette ki parlamentolar seviyesinde belki ilk başta bazı zorluklar yaşanabilir. Bunun için öncelikle yerel yönetimlerin, belediyelerin meclislerini biz dikkate almalıyız. Belediye meclislerinden bu anlamda karar çıkarmalıyız. Bugün maalesef Türkiye'de sadece bir belediye meclisinden, Keçiören Belediyesi'nden böyle bir karar çıkmıştır. Halbuki bu kararı bizim birçok belediye meclisinden çıkarabiliyor olmamız lazım. Biz TÜRKSEM ve TAD olarak önümüzdeki yıl bildiğiniz gibi Hocalı soykırımının 20. anma yıl dönümü olacaktır. Biz bu çerçevede Türkiye'nin değişik bölgelerindeki 20 belediye ile konuşup 20 belediyenin meclisinden Hocalı'nın soykırım olduğuna dair bir karar çıkartmayı planlıyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'de Hocalı soykırımının 20. yıl dönümünde 20 belediyeden böyle bir karar çıkararak buna bir örnek teşkil etmesini isteyeceğiz. Elbette ki üniversitelerin senatoları da bu manada önemlidir. Birçok üniversitenin senatolarında bu tür kararlar kabul edilebilmektedir. Biz yine üniversitelerin senatolarına müracaat ederek benzer kararların kabul edilmesini isteyeceğiz, kabul edilmesine çalışacağız. Artık çağımızda sivil toplum kuruluşlarının, gayri hükümet teşkilatlarının gücü neredeyse hükümetlerin gücü kadardır. Dolayısıyla da çağımız eğer sivil toplum kuruluşu çağı ise, gayri hükümet teşkilatlarının çağı ise, bu meseleye gayri hükümet teşkilatlarının da hukuki kıymet vermesi, onların bu konuyu sahiplenmesi ve onların da Hocalı'yı bir soykırım olarak kabul etmesi için de birçok çalışma yapılabilir. Bu saydığım çalışmalar Türkiye'de yapılacağı gibi Türk dünyasında da, İslam dünyasında da ve Batı dünyasında da benzer çalışmalar yapılır diye düşünüyorum. Biz hem Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi TÜRKSAM olarak hem de Türkiye-Azerbaycan Derneği TAD olarak bir çalışma planı çıkardık. Önümüzdeki sene bu bahsettiğim çalışmaları inşallah yapacağız. Biz daha önce bir çalışma başlatmıştık ve bu çalışmada da Hocalı soykırımını internet üzerinden insanların bunun bir soykırım olduğunu kabul etmesi için bir internet sitesi açmıştık. Hocalısoykırımı.com adresine girildiğinde orada birkaç dilde Hocalı'da neden soykırım, Hocalı'ya neden soykırım denilmesi gerektiğini izah etmeye çalışmıştık.
Birçok insan, binlerce insan buraya girerek, kendi imzalarını buraya atarak bunun bir soykırım olduğunu kabul etmeye başlamışlardır. Elbette bu kampanyalar genişletilebilir. Özellikle de İslam Konferansı çerçevesinde yürütülen ve Leyla Hanım Aliyeva'nın önderlik ettiği Hocalı'ya adalet kampanyasını ben çok önemli bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye'de bu kampanyayı destekliyoruz. Bu kampanyanın Türkiye'de daha iyi duyurulması için çalışmalar içerisindeyiz. Bu kampanyayı sadece Türkiye'de veya sadece belirli ülkelerde değil, elbette ki dünyadaki bütün ülkelere yayabilirsek zannediyorum ki bu konuda netice almış olacağız.